arkadaş oldu. Kardeşim oldu. He? Kardeşim oldu. Taşa taşa önünde. Onu söylediler. Tutanı bu. Kurban Bayramı'nda talep çok fazla. Ama özellikle son 2-3 güne sıkışıyor hep. Biraz böyle erkene getirip de rahat rahat yapamıyoruz. Genelde sıkışıyoruz. Bazen sabahlara kadar çalıştığımız da oluyor. 300-500 oluyordur yani. O da çok seri bir üretimimiz yok şu anda. Biz isteğe göre yapıyoruz, siparişe göre yapıyoruz. Bizim yaptığımız avcı bıçakları, biraz mutfak bıçakları falan. Tabi bunu geliştirmek istiyoruz, daha da ileriye götürmek istiyoruz. Yani vatandaşlar bir kere mutlaka bildiği bir yerden alsınlar. Yani her yerden almasınlar. Mutlaka tanıdıkları bir yerden alsınlar. Çünkü bıçak insanı yolda bırakabiliyor bazen. Aldığım bıçak kurbanda işe yaramadığı zaman işin yarım kalmış oluyor, olmuyor yani. Bir saatlik işini 3 saatte yaparsın. Onun için mutlaka tanıdık bir yerden alınması gerekiyor. Bilinen bir yerden alınması gerekiyor. Şimdi her bıçağın kullanım alanı farklı. Ona göre bıçak alınması lazım. Yani bir bıçak alıp da her şeye kullanınca olmaz. Onun için eğer boğazlayacaksa hayvanı, ona göre bıçak alması lazım. Yüzecekse onun bıçağı ayrı. Kemiklerini sıyıracaksa onunki ayrı. Yani hepsinin bıçağı ayrıdır. Ona göre bıçağının olması lazım. Bir de bir masatının olması lazım. Masada bol bol kullanması lazım ki bıçakları körelmesin. Bu bunların mecbur bayramdan önce almamız lazım. Bayramdan önce değil, bugün de yani istersen. Bugün alacağız zaten. Benim bayramdan önce ya. Bu geç mi çıkar diyorsun? Bu geç mi çıkar? O çıkar, o çok uğraştırır. Ben onun